Gençler merhaba. Bugünkü dersimizde sürtünme kuvvetini öğreneceğiz. Kuvvet ünitesinin son kısmındayız. Sürtünme kuvveti günlük hayatın ta kendisidir. Sürtünme kuvveti günlük hayatta her yerde vardır. Bir bardağı tutabilmek, bir kalemle yazı yazabilmek, yürüyebilmek, koşabilmek, arabaların ilerleyebilmesi, bir kibriti tutuşturabilmek bunların hepsi sürtünme kuvveti ile ilgili. Sürtünme kuvveti olmasaydı günlük hayatta hareket diye bir şeyin gerçekleşmesi çok kolay olmaz. Sürtünme kuvveti olmaz ayakta bile duramazsınız. Çok soğuk bir kış ayında adamın evinin önündeki yer buz tutmuş ve ayakta bile duramıyor. Gördüğünüz gibi güzel güzel yola doğru kayıyor sürtünme sizi ayakta tutar, yürümenizi sağlar, koşmanızı sağlar. Farkında değiliz ama her an sürtünmeyle muhatabız. Sürtünme kuvveti ne demektir? Sürtünme kuvveti temas halindeki iki yüzeyin birbirlerine göre oluşturulan bağıl harekete karşı koyan kuvvettir. Bakın sürtünme kuvvetiyle ilgili şöyle bir yanlış bilgi var. Sürtünme kuvveti her zaman harekete terstir. Sürtünme kuvveti her zaman hareketi zorlaştırır. Bunlar eksik bilgiler. Evet genelde hareketi zorlaştırır. Genelde harekete terstir. Bir zemin üzerinde sağ tarafa doğru kayan bir cisim varsa zemin ve bu cisim arasında sürtünme kuvveti oluşabiliyorsa evet bu sürtünme kuvveti sola doğru oluşabilir. Ama daha önceki derste konuştuğumuz gibi ki bugün detaylı olarak yine konuşacağız. Bir çocuğun yürüyebilmesini sağlayan kuvvet sürtünme kuvvetidir. Çocuk ayağıyla zemini geriye doğru iter sürtünme kuvveti sayesinde. Bu etki kuvvetidir. Zemin de çocuğun ayağını ileriye doğru iter. Bu da tepki kuvvetidir. Bu da sürtünme kuvveti sayesindedir. Dolayısıyla ben burada çocuğun fotoğrafını çektiğimde sadece çocuğu düşündüğümde çocuğun üzerinde sadece bu FC var. Duran çocuk sağ tarafa doğru bir kuvvete maruz kalıyor. Yani bir net kuvvet bu. Dolayısıyla sağ tarafa doğru ivmelenmeye başlayacaktır. F eşittir MA'dan düşünüyorum. Net kuvvet varsa ivme vardır. Yani hız değişimi vardır. Duran çocuk hızlanmaya başlayacaktır. Yani yürümeye başlayacaktır. Şimdi buradaki sürtünme kuvveti harekete karşı mı koymuş oldu? Hayır. Hareketin sebebi oldu. Dolayısıyla sürtünme kuvvetini şöyle düşünmeliyiz. Oluşturulan bağıl harekete karşı. Biz hareket ünitesinin en başında hareketin göreceli olduğunu kişiden kişiye göre değiştiğini konuşmuştuk. Örneğin şu zeminin üzerine bir böcek çizsem zeminin üzerindeki bir gözlemci olarak bir de cismin üzerine bir gözlemci yerleştirsem o da bir böcek olsun. Şimdi bu cisim sağ tarafa doğru gitmeye başladığında zemindeki böcek diyecek ki bu cisim sağ tarafa doğru gidiyor. Ona göre sağ tarafa gitmiş olacak. Doğru. O zaman bu cismi etki eden sürtünme kuvveti sol tarafa olacaktır. Gayet mantıklı. Peki gözlemciyi şu arkadaş yaparsak. Yani sen cismin üzerindesin. Cisim sabit hızla gidiyor ama sen cismin gittiğini anlamazsın ki. Arabanın içerisindesiniz. Yanınızdaki vites topuzu bir yere gidiyor mu? Önünüzdeki direksiyon bir yere gidiyor mu? Ayna bir yere gidiyor mı? Camlar kapalı olsa dışarıyı hiç görmeseniz hareket ettiğinizi anlamayabilirsiniz bile. Kuruyuz gemilerinde sabit hızla giden araçlar bunlar. Camları, pencereleri kapatın eviniz gibidir. Hareket ettiğinizi anlamazsınız. Dolayısıyla şu cismin üzerindeki gözlemci de kendini durgun zannediyor. Ne zannediyor? Aslında bu zemin geriye gidiyor zannediyor. Zeminin hızı varmış zannediyor. Aynı siz otobüste giderken kenardaki ağaçların geriye gittiğini görmeniz gibi. Zemin sola doğru gidiyorsa bu kırmızı böcek diyor ki ha o zaman zemin'e etki eden sürtünme kuvveti bunun tam tersidir. Zemin etki Etki eden sürtünme kuvveti budur. Yani bağıl harekete karşı koyan kuvvettir. E bu zaten benim çocuğun yürümesinde anlattığım olay değil mi? Cisim sağ tarafa doğru kayarken zemin cisme sol tarafa doğru sürtünme kuvveti uyguluyorsa cisim de zemine sağ tarafa doğru sürtünme kuvveti uygular. Bu etki ise bu da tepkidir. İki elimi üst üste koydum, üstteki elimi kaydırıyorum size doğru. Üstteki elime etki eden sürtünme kuvveti hareketine ters bana doğruyken alttaki elime etki eden sürtünme kuvveti size doğrudur. Yani bağıl harekete karşı koyan kuvvet sürtünme kuvvetidir. Sürtünme kuvveti sürtünen iki yüzey arasında oluşur. Dolayısıyla ikisine de etki eder. Bu önemli. Peki sürtünme kuvveti niye var? Sürtünme kuvveti diye bir şeyin oluşmasının sebebi nedir? Bunu iki açıdan inceleyebiliriz. Mikroskobik ve makroskobik olarak. Kuvvet ünitesinin en başında doğada dört tane temel kuvvet var dedim. Güçlü nükleer, zayıf nükleer, elektromanyetik kuvvet ve kütle çekim kuvveti. Etrafınızda bildiğiniz, gördüğünüz, duyduğunuz bütün kuvvetler bu dört kuvvetten biridir. Sürtünme kuvveti hangisidir? Orada cevabını vermiştim ama unutanlar için burada tekrar konuşalım. Güçlü nükleer kuvvet olabilir mi? Güçlü nükleer kuvvet atomun çekirdeğiyle ilgili. Çekirdeğin bir arada kalmasını sağlayan kuvvet. Sürtünmeyle hiçbir alakası yok. Zayıf nükleer kuvvet radyoaktiviteyle ilgili. Kararsız atom çekirdekleri için yine alakasız bir durum. Kütle çekim kuvveti kütlesi olan cisimlerin birbirini çekmesi. Yani işte zemini bir cisim gibi düşüneyim. Dünya olarak düşüneyim. Bu cismi hayal edeyim. Bu ikisi arasında bir kütle çekim kuvveti var. Evet işte ağırlık diyoruz ona zaten. Ama yani o da aşağıya doğru oluşan bir kuvvet. Halbuki ben bu cismi sağ tarafa çekiyorsam sürtünme kuvveti burada sol tarafa doğru oluşur. Yani bu ağırlık kuvveti değil o. o. başka bir şey. O zaman sürtünme kuvveti neymiş? Sürtünme kuvveti elektromanyetik kuvvetmiş. Başka bir şey kalmadı çünkü. Başka bir şey kalmadı diye mi elektromanyetik diyoruz? Hayır. Mantıklı bir açıklaması var. Atomik boyutta bu cismin en altındaki atomların elektronlarıyla zeminin en dışındaki atomların elektronları birbirlerine elektromanyetik kuvvet uyguluyorlar. Etkileşiyorlar. Yani siz elinizi sürttüğünüzü görüyorsunuz ama aslında mikro boyutta orada atomlar etkileşiyor. E, atomlar da birbirleriyle elektriksel kuvvetlerle etkileşir. Dolayısıyla sürtünme kuvveti elektromanyetik bir kuvvettir. Bu mikro boyutta gördüğümüz bir şey. Makro boyutta ise ne oluyor? İşte şuraya zoom yapılmış gibi bir görüntü görüyorsunuz. Aslında pürüzler var orada. Yani üstteki cismin de altında pürüzler var. zeminin de üstünde pürüzler var. Çukurlar, tepeler gibi böyle testere dişleri gibi bunlar birbirlerine giriyorlar. Hareketi zorlaştırıyorlar. O yüzden bir yüzeyi zımparaladığınızda yani bu pütürleri düzlediğinizde o cisimler orada çok daha rahat kayar hale geliyor. Çünkü sürtünmeyi azaltıyorsunuz. Aslında mikro boyutta atomların etkileşimini azaltıyorsunuz. Buradaki kilitlenmenin azalması sürtünmeyi azaltıyor. Peki sürtünme kuvveti nelere bağlı? Ne yaparsak sürtünme artar, ne yaparsak sürtünme azalır. Sürtünme kuvveti K çarpı normal kuvvettir. K dediğim şey burada sürtünme kat sayısıdır gençler. N dediğim şey de normal kuvvet. Normal kuvvet ne demekti? Yine önceki dersimizde bahsi geçmişti. Temas kuvvetiydi. İki cisim birbirine değiyorsa aralarında yüzeye dik normal kuvvet oluşur. Örneğin buradaki cismi incelersem, bu cismin serbest cisim diyagramını çizsem, üzerine etki eden kuvvetler nelerdir desem, aşağıya doğru ağırlığı var, aşağıya doğru düşmüyor bu ağırlığın yüzünde çünkü zemin onu tutuyor. Yukarıya doğru zeminden gelen bir normal kuvvet var. Sağ tarafa doğru çekiyorum. Bunu harekete zorluyorum. Sürtünme kuvveti varsa bu da harekete ters bir şekilde sol tarafa doğru oluşabilir cisme etki eden bir kuvvet olarak. Şu an burada çizdiğim dört kuvvet şununla beraber hepsi cisme etki ediyor. Hocam sürtünmeyi az önce sağ tarafa çizmiştiniz demeyin. O zemine etki eden sürtünmeydi. Bunun tepkisi gibi ya da işte bağıl harekete ters olan kuvvet olarak düşünmemiz gibi. Şimdi bu cisim hareket edecekse yatayda hareket edecek. Düşeyde bir hareket yok. Dolayısıyla düşeyde y ekseni diyelim ona net kuvvet sıfır olmalı. E düşeyde ne var? Cisme etki eden aşağıya doğru ağırlık kuvveti var. Yukarıya doğru normal kuvvet var. Net kuvvet sıfırsa ağırlık kuvvetiyle normal kuvvetin değeri birbirine eşittir diyebilir. Dolayısıyla sürtünme kuvveti eşittir. K çarpı ağırlık kuvveti yazabilirim ya da K çarpı mg olarak yazabilirim. Bu da bana şunu gösterir. Bir cismin ağırlığı ne kadar fazlaysa ona etki edecek olan sürtünme kuvveti o kadar fazladır. Hafif cisimleri daha rahat çekersiniz ama ağır cisimleri çekemezsiniz. Çünkü ona etki eden sürtünme kuvveti çok fazla olur. Şimdi ben bunu yazdım diye formülü kmg diye öğrenmeyin sakın. Çünkü farklı bir durumu da inceleyelim. Duvarımız bizim düşeyde olabilir. Şöyle düşey bir duvar olsun. Bir cismi duvara sıkıştırdık. Dolayısıyla şöyle bir F kuvveti uygulamamız lazım. Bu cismin üzerine etki eden kuvvetler aşağıya doğru ağırlığı var, g var. Duvarla temas ediyoruz. Duvarla temas varsa kesinlikle yüzeye dik, duvara dik cisme etki eden bir normal kuvvet olmalı. Şurada sol tarafa doğru normal kuvvet çiziyorum. Mesela Şu an cisim böyle dengede kalabilir mi? Kalamaz, imkansız. Bu çizdiğim kuvvetlerle kalamaz. Niye hocam işte bakın F kuvvetiyle sıkıştırıyoruz biz bunu oraya sıkıştırdığımız için hiçbir şey olmaz. Çünkü bu G'yi dengeleyecek yukarıya doğru bir kuvvet yok. Olur mu hocam? Bakın burada F kuvveti var, F kuvvetiyle biz duvara sıkıştırdık bunu, kıpırdayamaz ki hiçbir yere. Bu cismi burada durduran F kuvveti değil. Burada olması gereken şey yukarıya doğru sürtünme kuvvetidir. Ağırlık kuvvetiyle sürtünme kuvveti eşit olursa düşey eksende net kuvvet sıfır olur, ağırlık bu cismi düşüremez. Sürtünmesiz bir duarsa bu, buzdan yapılmış mışsa ki buzun bile bir sürtünmesi var. İstediğin kadar burada bastır bu F kuvvetiyle sen bunu burada durduramazsın. Sürtünmenin olması lazım kesinlikle. Ama hocam ben günlük hayattan biliyorum ne kadar çok bastırırsam düşmesi o kadar zorlaşıyor. Bu F kuvvetini ben az yaparsam cisim aşağıya düşüyor. F'in etkisi hiç yok demedim. F'in etkisi dolaylı olarak var. Düşeyde ağırlıkla sürtünme eşitse bu cisim düşmez. Yatayı incelersem bu cisim duvarın içine doğru göçüyor mu? Hayır. Sola doğru gidiyor mu? Hayır. Dolayısıyla x ekseninde de yani yatayda da net kuvvet sıfır. Ben F kuvvetiyle normal kuvveti eşitleyebilir. Şimdi ben sürtünme kuvvetini yazarken ne yazmam gerekiyor? K çarpı normal kuvvet yazmam gerekiyor. Buradaki K cisim ve yüzey arasındaki sürtünme kat sayısı. Normal kuvvet nedir burada? Ağırlık mı? Burada yazdığım gibi MG mi yazacağım? Hayır normal kuvvet burada F'e eşit. Ağırlıkla hiç bilgisi yok. Dolayısıyla buraya F yazacağım. Sürtünme kuvvetini belirleyen şey senin duvara bastırma kuvvetindir. Bu ne kadar büyük olursa sürtünme o kadar büyük olur. Bu cismin burada durma ihtimali artar. Aslında durduran şey sürtünme ama sürtünmeyi belirleyen şey benim onu sıkıştırma kuvvetim. Kısacası sürtünmeyi KMG olarak sakın ezberlemeyin. Normal kuvvete bakmanız gerektiğinin farkında olun. Normal kuvvet ne kadar fazla olursa sürtünme kuvveti o kadar fazla olur. Haberlerde kar yağdığında klasik bir haber vardır. Arabalar yolda kalmışlardır. Patinaj çekiyordur arabalar. Kara saplanmışlardır. Çünkü arabaların da ilerleyebilmesi için aynı yürümede olduğu gibi sürtünme kuvveti oluşması lazım. O lastiğin zemini tutması lazım ki araba ilerleyebilsin. E buz olursa sürtünme olmaz. Sürtünme olmazsa zemini tutamaz lastik ve araba ilerleyemez. O görüntülerde ne görüyorsun? Arabanın üzerine 3 kişi 5 kişi çıkıyorlar. Hatta bir de zıplıyorlar. Amaç ne? Normal kuvveti arttırmak. Normal kuvvet artsın ki sürtünme artsın. Çünkü normal kuvvet ne demek? Zemin nin sana uyguladığı kuvvet. Bu kuvvet ne kadar fazla olursa şuradaki yüzeyler o kadar iç içe geçer. Onlar iç içe geçtikçe de o kilitlenme artar. Bir video izleyelim. Luna parklarda rastlamışsınızdır. Böyle bir disk var. Elinizdeki bir şeyle ona vuruyorsunuz. Gol atmaya çalışıyorsunuz birbirinize. Jeton attığınızda o disk çok güzel kayıyor masanın üzerinde. Ama süre bittiğinde bir anda o disk kaymaz oluyor. Bu nasıl oluyor? O masanın üzerinde küçük küçük delikler var. Oradan hava basıyorlar yukarıya. Dolayısıyla o disk bir deliğin üzerinden geçerken ki delikler o kadar sık ki aslında hep deliğin üzerinde hava onu çok hafif yukarıya kaldırıyor. Yani zeminle temasını azaltıyor. Yani normal kuvveti azaltıyor. Normal kuvvet azalırsa sürtünme azalır. Sürtünme azalırsa çok rahat kayar. Senin jetonun bitince havayı kesiyorlar. O disk yapışıyor zemine. Normal kuvvet artıyor. Normal kuvvet arttığı için sürtünme artıyor. Disk artık kaymıyor. Oynayamıyorsun. Onun ters versiyonu. Burada bir CD var. CD'nin üzerine o boşluk kısmına bir balon geçirilmiş. Bunu serbest bıraktığımız anda balon içerisindeki hava dışarıya doğru kaçacağı için CD'nin iç kısmından doğru CD'nin altına havayı basacak. Dolayısıyla masa ile CD arasında böyle bir hava katmanı olacak. Bu da masa ile teması hafif azaltacak. Yani normal kuvvet azalacak. Böylece CD normalde masa üzerinde rahatlıkla hareket edemezken bu şekilde çok rahat hareket edebildiğini göreceğiz. Evet serbest bıraktı. Görüyorsunuz kendi kendine havanın etkisiyle çok rahat bir şekilde sürtünmesiz bir ortammış gibi hareket ediyor. Peki normal kuvveti yeterince konuştuk. Diğeri neydi? Sürtünme kat sayısıydı. Bu da sürtünen yüzeylerin cinsiyle alakalı. Yani siz bir cismi bir masada hareket ettiriyorsunuz. Masanın cinsi önemli, sürttüğünüz cismin cinsi de önemli. Kat sayı küçükse sürtünme kuvveti de küçük olur. Kat sayı büyükse sürtünme kuvveti de büyük olur. Bu tablomuzda sürtünme kat sayılarını görüyoruz. Bazı günlük hayattan örnekler. Statik ve kinetik kat sayı diye ayırmış. Biz henüz öğrenmedik ama çok önemli değil şu an. Örneğin çelik üzerinde çelik sürtmeye çalışırsan kat sayı 0.7. Biraz büyük bir değer. Ama çelik üzerinde alüminyum sürttüğünüzde 0.60 daha küçük. Beton üzerinde lastik. Hemen aklımıza arabalar gelsin. 1 çok büyük bir değer. Az önce söyledim. Zaten arabaların gidebilmesi için sürtünme kuvvetine ihtiyaç var. Kar yağdığında arabalar olduğu yere saplanıp kalıyorlar. Veya bir bisikletin tekerleğini havaya kaldırın, pedalı çevirin. Gidiyor mu bisiklet? Gitmiyor. Ne zaman ki o dönen tekerleği yere değdiriyorsunuz, o zaman gitmeye başlıyor. Çünkü yere değdiğinde sürtünme kuvveti aktif olmuş oluyor ve sürtünme bisikleti götürüyor. Özellikle yarış pistlerinde bazı yerlerin betondan yapılması ve araba tekerleği olarak lastik dediğimiz malzemenin kullanılması tesadüf değil. Sürtünme katsayısının maksimum olmasını istiyoruz. Bakın buz üzerinde bu 0.1 çok küçük sürtünme katsayısı, Sürtünme çok az. Hatta insanda eklem bağlantıları 0.01. E, eklemler sürekli birbirine sürtünen şeyler. Orada rahat hareket olması için sürtünme kuvvetinin az olması lazım. O yüzden oradaki sürtünme katsayısı az. Böylece herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. En azından yaşlanana kadar. Burada önemli şeylerden bir tanesi de sürtünme katsayısı tek bir malzemeye bağlı değil. Tekrar söylüyorum. Yani çeliğin sürtünme katsayısı sayısı şudur denmez. Bak çelik üzerinde çelik kaydırırsan 0.70, çelik üzerinde bakır kaydırırsan 0.53. İki malzemeye de bakacaksınız. Sürtünen yüzeyleri beraber düşüneceksiniz. Burada bir notumuz var, önemli bir nottur. Çoğu öğrenci sorularda hep öyle gördüğü için, hatta bu tabloda da öyle gördüğümüz için sürtünme katsayısı 0 ile 1 arasında değerler alır diye düşünüyor. Hayır, birden daha büyük değerlerde alabilir. Yanlış hatırlamıyorsam alüminyum alüminyuma sürttüğümüzde 1.30 gibi bir değer çıkıyordu mesela. İlla birden küçük olacak diye bir zorunluluğumuz yok. Şimdi bu sürtünme kat sayısının etkisiyle ilgili bir video izleyelim. Bir rampa var. Rampaya tahta parçası koyacağız. 3 tane aynı tahta parçası var. Bir tanesine zımpara kağıdı yapıştırılmış. Bir tanesi alüminyum folyo ile sarılmış. Özdeş 3 tane tahta parçası. Rampayı dikleştirdiğimizde ağırlığın etkisiyle düşmeye çalışacaklar. Bu harekete karşı koyan da bir sürtünme kuvveti olacak. Sürtünme kat sayısı sürtünmeyi nasıl büyütüyor, küçültüyor bunu göreceğiz. Önce hangisi düşer, sonra hangisi düşer buna bakacağız. Bakın rampayı dikleştiriyor. İlk önce muhtemelen alüminyum folyo Evet gördüğünüz gibi sürtünme kat sayısı en düşük olan düşmeye başladı. Sonrasında normal tahta düşüyor, zımpara kağıdıyla kaplı olan ise en sonda kaldı mantığıken çünkü sürtünme kat sayısı baya büyük orada, Bayağı dikleştirdi neredeyse 90 derece yapacak en nihayetinde düşmüş oldu. Cisimler özdeş olduğu için normal kuvvetler aynıydı. Burada belirleyici olan şey sürtünme kat sayısı oldu. Hocam bence bu formül eksik çünkü alan yok. Sürtülen yüzeyin alanı da önemli değil mi? Atıyorum ben bu kumandayı büyük alan üzerinde sürtersem sürtüme kuvveti büyük olur. Çünkü çok sürtülen yüzey var. Ama şöyle dik yüzey üzerinde sürtersem buradaki alan küçük daha az sürtünme kuvvetine maruz kalmaz mı? Hayır kalmaz. Çünkü sürtüme kuvveti sürtünen yüzeyin alanına bağlı değil. Formülde alanla ilgili hiçbir şey yok. Peki neden? Aslında soru çok mantıklı. Alan ne kadar büyükse şu yukarıda gördüğümüz birbirine temas eden o testeremsi yapılar o kadar artar. O kadar çok mücadele yaşanır. Sürtüme kuvveti daha çok olur. Mantıklı. Fakat alanın büyük mesinin şöyle bir dezavantajı var. Henüz öğrenmediğimiz bir konu. Basınç konusu. Bir cismi şu yüzeyi üzerinde kuma koyarsanız ağırlığın etkisiyle biraz batar. Aynı cismi daha büyük yüzeyi üzerinde kuma koyarsanız aynı ağırlık olmasına rağmen daha az batar. Bu basınçla ilgili. Basınç bilmediğiniz için bunu şöyle kolaylaştırayım. Sanki buradaki G kuvveti burada dağılıyormuş gibi. Yani alan çok olduğu için çok yere dağılıyor. Dolayısıyla etkisi azalıyor. Aynı G var ama dağılmış. Buradaki G ise daha küçük bir alanda etkili. Birlikte kuvvet doğuyor. Savaş gibi düşünün yani. Bir savaşta cephe sayısı ne kadar çoksa etkiniz o kadar azalır. Çünkü gücünüz dağılır. Ama tek bir cepheye yoğunlaşırsanız bütün orduyu oraya verirseniz, bıçağın bileğlenmesi gibi keskinleştirirseniz bütün kuvvet o keskin küçük alandan etki ederse etkisi artar. Ekmeği kesersiniz. Yani evet aslında burada sanki alan da olması gerekiyormuş gibi düşünüyoruz ama alan ne kadar büyük olursa buradaki teması sağlayan normal kuvvet o kadar küçük oluyormuş gibi hayal et. Alan büyük olduğunda bu sefer etkileşim azalıyor. Aynı burada da kuma az batmamız gibi ya da tam tersi alan ne kadar küçük oluyorsa buradaki etki yüzeyle cisim arasındaki o temas o kadar büyük oluyor gibi. E dolayısıyla bu ikisi birbirini götürüyor. Bu ikisi birbirini götürüyor. Yani alanın büyük olması ya da küçük olması bir şey değiştirmiyor. Sürtünme kuvvetimiz iki çeşit gençler. Statik sürtünme kuvveti var, bir de kinetik sürtünme kuvveti var. Statiğin Türkçesi zaten durgun demek. Duran cisimlere etki eden sürtünme kuvveti demek. Kinetik de hareket demek. Hareketli cisimlere etki eden sürtünme kuvveti. Duran bir masayı harekete geçirmeye çalıştığınızda maruz kalacağınız sürtünme ile harekete geçirdikten sonra maruz kalacağınız sürtünme aynı değil. Bu da bizi bu grafiğe götürüyor. Bu grafiği kesinlikle bilmelisiniz. Çok önemlidir. Bu grafiği anlatmadan önce şöyle bir problem sorayım size. Bir cismimiz var. Sürtünmeli bir zemin üzerinde duruyor. Sürtünme kat sayısı 0.6 olsun. Cismimiz 5 kilogram olsun. Ben bu cismi 20 newtonluk bir kuvvetle çekiyorum. Sürtünme kuvvetini hesaplayın diye size soruyorum. Hocam formülü verdiniz zaten sürtünme kuvveti K çarpı normal kuvvetle bulunuyor. E K06'ymış kat sayı. Normal kuvvet dediğimiz şey zeminden gelen dik kuvvettir. Aşağıya doğru ağırlık var. Bu cisim 5 kilogram olduğu için yerçekim ivmesini de 10 kabul edelim. 5 çarpı 10'dan 50 Newton'luk bir ağırlık var. Bu cisim düşmüyor çünkü zeminde onu tutan bir normal kuvvet var. Normal kuvvet de 50 Newton'dur. Çünkü düşeyde bir hareket yok. Düşeyde net kuvvet 0. Normal kuvvet yerine 50 yazarım. Sürtünme kuvvetim de buradan 30 Newton çıkar. Bu hesaplama şu an benim sorumun cevabını vermez. 20 Newton'la çekmeye çalıştığınız bir cismin sürt sürtünme kuvveti 30 Newton olamaz. Yine 20 Newton olur. Çünkü siz buraya 30 Newton yazarsanız sağ tarafa 20 ile çekmeye çalışıyorsunuz. Sol tarafa 30 Newton var. Bu ne demek? Sol tarafa doğru net kuvvet oluştu 10 Newton. Yani duran cisim sola doğru net kuvvete maruz kalıyor. E sola doğru gider. Saçma değil mi bu? Cismi sağ tarafa çekmeye çalışıyorum ama kendi kendine sola gidiyor. Böyle bir şey olmaz. Dolayısıyla 20 Newton'la çekmeye çalışıyorsan o cismi harekete geçiremezsin. Cismi etki eden sürtünme kuvveti de 20 Newton olur. E hocam bu 30 ne? Bu 30 senin zeminden alabileceğin maksimum sürtünmedir. Zeminle cisim arasında en fazla 30 Newton'luk sürtünme olabilir. Siz buradan 25 Newton uygulasaydınız sürtünme kuvveti bu sefer 25 Newton olurdu. Siz buradan 15 Newton uygulasaydınız sürtünme kuvveti 15 Newton olurdu. Yani siz ne uygularsanız sürtünme de o kadar. Bu hangi sürtünme? E bu cisim duruyordu. Duran cisimler etki eden hangisi? Statik. Statik sürtünme sizin isteğinize cevap verir. 15 Newton uyguluyorum dışarıdan. Ya yatayda uyguladığım kuvvet var, düşeyde sürtünme kuvveti var. Statik sürtünme de 15 çıkıyor. 20 Newton uyguluyorum dışarıdan, statik sürtünme de 20 oluyor, cisim hareket etmiyor. 25 uyguluyorum dışarıdan, statik sürtünme de 25 oluyor, cisim hareket etmiyor. Hiç kuvvet uygulamasam, bunların hepsini silsem, hiç kuvvet uygulamıyorum. Sürtünme olur mu? Sürtünme olur deseniz, sola doğru bir şey çizseniz, cisim yine sola doğru gider, yine bir net kuvvet oluşur. O zaman sürtünme de yok. Yani sıfır kuvvet uygularsam, sürtünme oluşmaz. İşte o da bu nokta, sıfıra sıfır noktası. E hocam o zaman biz hiçbir cismi harekete geçiremeyiz ki. Biz kuvvet arttırıyoruz, siz de sürtünmeyi arttırıyorsunuz. Hayır, 30'a kadar bu böyle olur. 28 ile çekmeye çalışırsam 28 sürtünme olur. 30 ile çekmeye çalışırsam 30 sürtünme olur. 32 ile çekmeye çalışırsam işte artık burada cisim harekete geçmeye başlar. Çünkü 30'u aşamazsın. Dolayısıyla benim burada bulduğum 30 statik sürtünmenin alabileceği maksimum değerdir. Burada ufak bir nokta var onu da söyleyeyim. Bu cisim harekete geçtikten sonra artık kinetik sürtünmeye maruz kalır. Siz bu cismi 32 ile çekiyorsunuz diye e tamam maksimumda 30'du demek ki sürtünme artık 30. Hayır azalıyor. Grafiğe dikkat et. Ben dışarıdan uyguladığım kuvveti arttırdım. Statik sürtünme arttı, arttı, arttı. Maksimumda 30'a ulaştım. Cisim harekete geçtiği anda sürtünme biraz azalıyor ve sabitleniyor. Yani siz 32 ile çekmeye başladığınızda bu cisim harekete geçtiği anda artık sizin sürtünmeniz sallıyorum 28 Newton oldu. Ufak bir düşüş yaşadı ve bu artık statik sürtünme değil, kinetik sürtünmedir ve kinetik sürtünmenin değeri sabittir. Artık sizin uyguladığınız kuvvetle hiçbir alakası yoktur. Yani bu cisim gitmeye başladıktan sonra sağ tarafa doğru bu cisim gidiyor, bir hızı var. Sol tarafa doğru kinetik sürtünme etki ediyor. Atıyorum 28 Newton. Siz artık bunu buradan 40 Newton'la çekin, 45 Newton'la çekin, 55 Newton'la çekin. Bunu değiştiremezsiniz. Kinetik sürtünme sabittir. Değişim sadece statikte. Dolayısıyla gençler bu grafikte statiğin değişken olduğunu, kinetiğin sabit olduğunu, ve şuradaki düşüşten dolayı statik sürtünmenin kinetik sürtünmeden daha büyük olduğunu en azından maksimum değerinden bahsediyorum bilin. Bir masayı çekmeye çalışıyorsunuz gelmiyor. En zorlandığınız yer orası. Ama bir çekin bir harekete geçsin sonra daha kolay ilerleteceksiniz. Sürtünmeli yüzeyde duran 3 kilogram kütleli cisme sırasıyla 10 newton, 20 newton, 30 newton değerlerinde kuvvetler peş peşe etki ediyor. Buna göre cismin hareket durumunu açıklayınız. Statik sürtünme katsayısı verilmiş, kinetik sürtünme katsayısı verilmiş. Hocam bunların yanına niye birim yazmamış? Çünkü sürtünme katsayısı birimsizdir. Niye? Sürtünme kuvveti eşittir. Kat sayı çarpı normal kuvvet. Bu arkadaş Newton birimli kuvvet. Normal kuvvet de Newton. O da bir kuvvet. Dolayısıyla sürtünme kat sayısını yalnız bıraksam sürtünme kuvveti bölü normal kuvvet olur. Newton bölü Newton'dan bunlar birbirini götürür. Ortada bir birim kalmaz. Sürtünme kat sayısı birimsizdir. Sadece bir sayı yani. Şimdi bu cisim duruyor. Kesinlikle sen bunu çekmeye çalıştığında öncelikle statik sürtünmeye maruz kalacak. Formülden hesap yaparsam bulacağın şey maksimum değerdir. Bunu unutma. Hesaplayalım. Statik sürtünmenin maksimumunu hesaplamaya çalışıyorum. K çarpı normal. K'sı 0.6. E, 3 kilogramlıksa bu arkadaş. Ağırlık 30 Newton. Yer çekimi ivmesini 10 alıyoruz çünkü. O zaman bu cismi etki eden normal kuvvet 30 Newton'dur. 0.6 çarpı 30'dan 18 Newton'luk maksimum statik sürtünmemiz var. Eğer ben bunu 10 Newton'la çekmeye çalışırsam kıpırdatamam yerinden çünkü 10 Newton'luk bir statik sürtünmeye maruz kalırım. Sakın 18 yazmayın az önce bol bol konuştuk. 20 Newton uygulamaya başlarsam, şuraya 20 yazarsam maksimumdan büyük mü? Büyük. O zaman bu harekete geçer. Peki hareket etti gidiyor. Peki hareket etti gidiyor. Buradaki sürtünmeye statiğin maksimumu olan 18 mi yazacağım? Hayır artık hareket ediyor. Grafiği hatırla arttı 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 arttı. Harekete geçince ufak bir düşüş sonra sabitlenme. Bu bölge kinetik sürtünme bölgesi. Bu kat sayı üzerinden hesap yapman lazım. Onu da hesaplayalım. Kinetik sürtünme 0.4 çarpı 30'dan 12 Newton olacak. Dolayısıyla sen 20 Newton uygulayıp bunu harekete geçirdiğinde maruz kalacağın sürtünme 18 değil 12 Newton'dur. Peki ben bunu 30 Newton yaparsam? 30 Newton'la çekiyorum. Daha fazla kuvvet o zaman sürtünme de artar. Hayır kinetik değişmez demiştim. Sabit kalır demiştim. Yine 12 Newton. Bütün her şeyi özetleyen güzel bir soru. Sürtünme kuvvetinin formülünü bir simülasyonda görelim. K çarpı normal kuvveti. Kaç sayı artarsa sürtünme artıyor. Normal kuvvet artarsa sürtünme artıyor. Şu an statik sürtünmem 0.5 kaç sayıda. 100 kilogramlık bir kütlem var. Dünya yüzeyinde deney yapıyoruz. Ben bu arkadaşı itmeye çalışıyorum. Bakın şu an gitmiyor. 62 Newton'lu kuvvet uyguluyorum. Sürtünme kuvveti de statik sürtünme kuvveti de 62 Newton. Sağa ve sola doğru eşit vektörler görüyorsunuz büyüklük olarak. Kuvveti biraz daha arttırdım. Kuvvet vektörüm arttı. Sürtünme vektörü de arttı. Biraz daha arttırdım. Hala gitmiyor. İyice arttırıyorum hiçbir gitme belirtisi yok. Acaba kaçta gidecek? Evet 530'da gitmeye başladı. Çünkü statik sürtünme kuvveti sonsuza kadar artamaz. Peki harekete geçtiğinde, kinetiğe geçtiğinde azalmayı gördünüz mü sürtünmede? Tekrar yapalım isterseniz. Ben bunu arttırdım. 500 civarlarında harekete geçmişti. Sol tarafa doğru olan sürtünme vektörünün boyuna dikkat edin. Bakın. Küçüldü sonra harekete geçti. Çünkü kinetik sürtünme statik sürtünmeden daha az. Statik sürtünme kat sayısını 2 yaptım. Simülasyon buna izin veriyor. Az önce 500 Newton civarlarında harekete geçmişti. Şimdi 1000 Newton uyguluyorum. Hiçbir hareket yok. Çünkü statik sürtünmeyi yenemiyoruz. Statik sürtünmeyi sıfırladım. En ufak bir kuvvette hemen harekete geçti gördüğünüz gibi. Kuvveti 500'lere çıkardığımda ivme zaten devasa boyutlara ulaşıyor. Cismin kütlesi artarsa ağırlığı artar ki şu an ağırlık normal kuvvet tarafından dengeleniyor. Yani normal kuvvet şu an ağırlığa eşit. Ağırlığı arttıran her şey normal kuvveti arttırır, sürtünmeyi arttırır. Cismin kütlesini 200 yaptım. Bakın normal kuvvet büyüdü. O zaman sürtünme de büyüdü. İtiyorum 500 civarlarında harekete geçen arkadaş hiçbir yere kıpırdamıyor. Evet kıpırdadı 1000 Newton'da harekete geçti. Tekrar kütleyi 100 kilograma indirdim. Deneyi Jüpiter'de yapıyorum. Ağırlık yine arttı. Çünkü mg'nin g'sini arttırdım. Dolayısıyla ağırlık arttı, normal kuvvet arttı. İtiyorum 1000 Newton'da hiçbir hareket yok. Dünyada 500'lerde harekete geçebiliyorduk. Jüpiter'de 1000'de bile harekete geçemedik. Kazanımlarda sürtünme kuvvetinin yönünü belirlemenizi istiyorlar. En başta zaten bağlı harekete terstir diye konuşmuştuk. Şimdi örnekler üzerinden özellikle bu dönen cisimlerde çok kafa karışıklığı olur. Bunları konuşalım. Sağ tarafa doğru giden bir cisimden bahsediyorsam cisme etki eden sürtünme kuvveti sol tarafa doğrudur. Zemini etki edeni sorsaydı sağ tarafa çizerdi. Çünkü zemin bu arkadaşa bunu uyguluyorsa bu etki ise o zaman cisim de zemine bunu uygular bu da tepkidir. Ya da bağlı hareketten düşünün aynı şey. Dönerek ilerleyen bir cisim var bunun hızlanma durumunu konuşacağız. Mesela bir bisikletin arka tekerleğini konuşalım. Bisikletin pedallarına asıldınız. Zincir arka tekerleğe bağlı. Hızlanmak istiyorsunuz. Gitgide daha hızlı döndürüyorsunuz. O bisikletin tekerleğini hızlandıran kuvvet nedir? Sizin pedallara uyguladığınız kuvvet mi? Hayır. Siz sadece tekerleği döndürüyorsunuz. Az önce söyledim. O bisikletin arka tekerleğini havaya kaldırın ve pedalı çevirin. Gidiyor mu bir yere? İstediğiniz kadar çevirin. Hiçbir yere gitmez. Ne zaman ki yere değdirirsiniz o arka tekerleği o zaman hızlanmaya başlarsınız. Dolayısıyla sağ tarafa doğru hızlanan bir cisme kesin Enlikle sağ tarafa doğru bir net kuvvet etki etmeli. Eğer bu dönen cisim hızlanıyorsa gittiği yönde sürtünme kuvvetine maruz kalıyordur. Sizin hızlanan bisikletinizin arka tekerleğine gittiğiniz yönle aynı yönde sürtünme etki eder. Sürtünme kuvveti harekete her zaman terstir. İşte bak yanlış. Aynı yönlü olabilir sizi hızlandıran kuvvettir. Çünkü duran bir cisim sağ tarafa doğru hızlanacaksa buna sağ tarafa doğru bir kuvvet etki etmeli. Bu kadar basit. İşte o sürtünme kuvveti. Peki bu yavaşlıyorsa? Yani soru şu. Giden bir cisim var. Sağ tarafa doğru gidiyor. Yavaşlasın istiyoruz. Yavaşlasın istiyorsan ters tarafa doğru bir kuvvet etki etmesi lazım. O kuvvet kim olacak? Elimizde tek aday var. Sürtünme kuvveti. Dolayısıyla dönerek ilerleyen o arka tekerlek yavaşlıyorsa onu etki eden sürtünme kuvveti sol tarafa doğrudur. Hareket yönüne hıza ters bir kuvvet. Tekerlek aynı tekerlek. Dönme yönü aynı yön. Ama hızlanıyorsa farklı sürtünme yönü var. Yavaşlıyorsa farklı sürtünme yönü var. Dolayısıyla bunu zorlanmadan öğrenebilmek için Newton yasalarını anlattığım FH'tir emaları, hız ne demek, kuvvet ne demek, etkileri nasıl olur bunları iyi bilmeniz lazım. Bunlarda sıkıntı yaşıyorsanız şu an anlamanız çok zor. Oradaki eksiklerinizi kapatmanız gerekir. Şimdi bir de kaykayın durumunu inceleyelim. Ders kitabında bu örnek var ama yalan yanlış yapılmış. Bu kaykayın fotoğrafını çeksek. Sadece kaykayı aldım, şöyle kestim, buraya yapıştırdım. Şu burada tekerlekleri var burası da üst kısmı bu kaykay sol tarafa doğru hızlansın istiyorum. Duran bir kaykay. Sol tarafa doğru hızlanacaksa kesinlikle sol tarafa doğru bir net kuvvete maruz kalmalı. Aa hocam işte az önce dediğiniz bisiklet gibi. Tekerleklere sol tarafa doğru sürtünme mi çizeceğiz? Aynı şey değil. Bisikletin arka tekerleğinde tekerleğin dönebilmesini sağlayan zincirler vardı. Bu tekerleklerde en azından kaykayın tekerleklerinde öyle bir zincir yok. Bunları sen kendi kendine döndüremezsin. Dolayısıyla bu kaykayı sürtünme kuvveti götürmeyecek. Buradaki ayak götürecek. Bu ayakla kaykay arasında oluşan sürtünme kuvveti götürecek. Çünkü sen kaykayı ayağınla itersin. Ayağınla itmezsen o kaykay gitmez. Dolayısıyla bu kaykaya ayak tarafından sol tarafa doğru bir kuvvet etki edecek. E o da zaten sürtünme kuvveti. Başka bir aday yok elimizde. Bu kuvvet kaykayı sol tarafa doğru hızlandırır. Yavaşlatmak için de tam tersi tarafa doğru sürtünme oluştururuz yine ayağımızla. Peki tekerleklerin olayı nedir? Bisikletin arka tekerleğini zincirle döndürüyoruz. Yani biz döndürüyoruz ama burada bu bisikletin tekerleğini döndürecek bir zincir yok. Kim döndürecek bunu? Doğru bildiniz. zemindeki sürtünme. Şimdi bu kaykay sol sol tarafa doğru gidiyorsa bu tekerleklerin saat yönünün tersine dönmesi lazım mantıken. Saat yönünün tersine dönmesi için de şurası merkezleri ise eğer sağ tarafa doğru bir sürtünme kuvvetine maruz kalması gerekir. Yani elinizde şöyle bir tekerlek var. Bunun bu yönde dönmesini istiyorsanız ya buradan bir kuvvet uygularsınız ya buradan bir kuvvet uygularsınız ya buradan bir kuvvet uygularsınız. E, sürtünme zeminde oluşabildiğine göre sadece şu olması lazım. E hocam sağ tarafa doğru iki tane sürtünme çizdiniz. Bu nasıl hızlanacak? E bu yukarıdaki siyahla yazdığımla maviler aynı değil ki. Bunlar farklı şeyler. Şu yorum yapabiliriz. Demek ki ayağımızla uyguladığımız bu siyahla yazdığımız sürtünme kuvveti büyükmüş. Şu iki küçük sürtünme kuvvetinden. Böylece kaykay kay hızlanabilmiş. Bakın bu dönmedeki sürtünme kuvveti çok yalan yanlış anlatılıyor. Ezbere anlatılıyor. Ben size doğrusunu anlattım anlamakta zorlandıysanız burayı tekrar dinleyin. Çünkü burayı soru çıkar diye değil, mevzuyu anlamak için, fizikteki yorum gücünüzü geliştirmek için anlamaya çalışın. Sebep sonuçları anlayın. Hoca böyle dedi, o zaman budur diye fizik öğrenirseniz maalesef sonu hüsran olur. Sürtünme kuvvetinin günlük hayattaki etkileri hem kolaylaştırır hem de zorlaştırır. Bu bardağı tutabiliyorsanız bu sürtünme kuvveti sayesindedir. Ben bu kalemi tutabiliyorsam parmaklarımla kalem arasındaki sürtünme kuvveti sayesindedir. Bunu az önce konuştuk tekrar yapıyorum. Şöyle bir kalem olsun. Parmaklarımla sıkıştırıyorum F kuvvetiyle iki taraftan. Kalemin aşağıya doğru bir ağırlığı var. Sürtünme katsayısı sayısı sıfır olsa yani sürtünmesiz olsa parmaklarım ve kalem arası. Bu kalem istediğim kadar sıkayım kayar gider. Çünkü aşağıya doğru olan F kuvveti kuvvetini yataydaki kuvvetlerle tutamazsın. Aşağıya doğru olan kuvveti yukarıya doğru olan bir kuvvetle tutarsın. O da sürtünme olur. Eğer sürtünme oluşturabilirsen kalemi tutabilirsin. Ama sürtünme oluşturamazsan istediğin kadar sık bu kalem elinden kayar gider. Buradaki kurşun kalemin ucuyla kağıt arasında sürtünme olduğu için o kalemin ucu orada kalıyor ve biz ona yazı diyoruz. Oraya yapışmış oluyor. Göktaşları çok büyük süratlerle atmosfere giriyorlar. Atmosferin de bir sürtünme kuvveti var ve devasa bir sürtünme kuvveti var. Çok hızlı girdikçe bu daha da artıyor. Dolayısıyla kayalar yanarak parçalanıyorlar. Kibrit yakarken de bu sürttüğümüz yüzeyde sürtünme kuvveti olması lazım. Aynı kalem mantığındaki gibi birbirleriyle etkileşebilmeleri lazım ki orada o yanma reaksiyonunu gerçekleştirelim. Bunlar genelde olumlu taraflarıydı. Olumsuz tarafları neler? Ayakkabımızın altı zamanla deforme olur. Tekerlekler zamanla değiştirilmelidir. Arabaların motorlarının bir ömürleri var. Çünkü içeride sürekli mekanik aksamlar birbirine sürtünüyor ve aşınıyorlar. Kapı menteşeleri zamanla gıcırdamaya başlar, yağlarız. Bu yüzden bu dezavantajları yenmek için günlük hayatta önlemler alırız. Mesela motor yağı kullanırız. Mesela kapı menteşelerine yağ sıkarız. Evet gençler böylece kuvvet ünitesinin konu anlatım kısmını tamamen bitirmiş oluyoruz. Bununla ilgili iki tane soru çözüm testimiz olacak. Takıldıklarınızı alta yazın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.